Ben Funda Bekişoğlu. Brüksel'de doğdum. Yazılım firmasında çalışmaya başladım. Bu çalışım süresinde Türkiye'nin dijitalleşmeye geçtiği döneme denk geldi. En büyük misyonum herkese elimden geleni yaptığımı göstererek örnek olmak. Maalesef durum kırsalda yapılan bir çalışma. Dolayısıyla biz kırsalı kalkındıran bir yapılanma içerisindeyiz. 1968 yılında Brüksel'de doğdum. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. Mezun olmamın hemen arkasında Türkiye'nin büyük holdinglerinin birisinin yazılım firmasında çalışmaya başladım. Bu çalışım süresinde Türkiye'nin dijitalleşmeye geçtiği döneme denk geldi. Çok önemli devlet projelerinde, bankacılık yazılımlarında, adliye, adli sicil gibi yerlerin dijitalleşme projelerinde hem çalıştım hem yöneticilik yaptım. Daha sonra çok tutkuyla, çok severek çalışıyordum. Ama ikiz çocuklarımıza hamile kalınca çok riskli bir hamilelikti ve ben işi bırakmak zorunda kaldım. Çocuklarıma çok sevgiyle baktım. Evimizde 3-4 yıl çocuklara baktıktan sonra tekrar sektöre geri dönecektim. Ancak eşim tek çocuk ve çok desteğe ihtiyacı var. Kendisinin iş teklifini esasında severek kabul ettim. Ve 2001 yılından beri çalışıyorum. Şirketimiz 1959 yılında kuruldu. Ankara merkezli bir firmayız. Sektörün en eski firmalarından birisidir. Kayınpederim Turan Bekişoğlu ve kayınvalidem Meda Bekişoğlu tarafından kuruldu. Daha sonra 38 yıl eşim Turgut Bekişoğlu firmamızı yönetti. Firmamızın Eskişehir, Afyon, Denizli ve Konya'da hem ocaklarımız var hem de Eskişehir, Afyon ve Denizli'de fabrikamız var. Hem ocakçılık kısmında hem fabrikacılık kısmında hizmet ediyoruz sektöre. Hem son ürünü ihracat yapıyoruz hem de blok ihracatımız var. 1999 yılında sevgili eşim Turgut Bekişoğlu Amerika'da bir pazarlama firması kurdu. Bu pazarlama firmamızın 8 eyalette deposu var. Bu depoların 2 tanesinde proje yönelik üretimhanemiz var. Ve kendi markamızı Amerika'da çok uzun yıllardır güzel bir şekilde büyütüyoruz. Bu nedenle kendisine çok saygı duyuyorum. Türkiye'ye böyle bir yurt dışında pazarlama firması olan bir firma olarak önce olmuştur. Çok güzel bir görev yaptı bu bazda. Biz de onun izinden ilerliyoruz. Daha da ilerleyip büyütmeye çalışıyoruz. Firmamızda eşim rahmetli olana kadar daha CFO görevindeydim. 2009'da kayınpederim rahmetli olduktan sonra yönetim kuruluna girdim. Ancak o 2009'a kadar çok ciddi bir eğitim süresi oldu. Ben eğitildim zannederken 2009'da yönetim kuruluna girince bu sefer eşimi çok ciddi gözlemlemeye başladım. Kendisi çok iyi ama çok zorlu bir öğretmen ve bizi ve beni çok ciddi zorladı, çok ciddi eğitti. Bana sürekli onu da yaparsın, bunu da yaparsın, şunu da yapmalısın, çizmeni giyip daha fazla ocağın içine girmelisin. İşte şurayı takip ettin mi, bu nasıl oldu? Sürekli firmamızın yöneticisi olarak. Ben kendimi iyi bir yönetici olarak düşünürdüm ama onu gördükten sonra daha da iyileşme yolunda çok yol kat etmem gerektiğini fark ettim. Bizim firmamızın patronu eşim Turgut Bekişoğlu. Bizler hepimiz onun hala yöneticileriyiz. Çünkü her yerde hani Turgut olsa ne yapardı, Turgut bu noktada nasıl düşünürdü, sanki ona hesap verecekmişim gibi düşünüyorum.
Ona kendimi firmamızı hani ona sanki sunum yapacakmışım gibi hissediyorum. En büyük misyonum herkese elimden geleni yaptığımı göstererek örnek olmak. Firmamızdaki çalışan arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi gerçekten kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ellerinden gelenliğini yapan insanlardır. Bunu ben iki çocuğumda da çok net görüyorum. Bu nedenle firmamız 64 yıldır düzenli bir büyüme içerisinde ilerliyor. ...1999 yılında eşim Turgut Bekişoğlu Amerika'da bir firma kurdu. Kendisi kurucu ortaktır. Bu firma bugüne kadar 8 eyalette deposu olan, bu eyaletlerin 2 tanesinde projeye yönelik üretimhanesi olan, birçok kişinin çalıştığı bir firma haline geldi. Amerika'da da Türk adını yücelten bir marka haline geldi. Her geçen günde daha iyi, daha prestijli projeleri de taş vererek markamızı daha iyileştirme yönünde çalışıyoruz. Amerika'daki firmamızda son 2 yıl Amerika'nın en büyük büyüyen 5000 firması arasına girdi. Esasında kaliteli üretim en temeli. Kalite süreçlerimizi, üretim süreçlerimizi takip ediyoruz. Burada kalite tanımlarımız çok nettir. Seleksiyon tanımlarımız çok nettir. Sandıklanmamız bile bir talimata tabidir. Böyle kaliteli bir üretim yapınca kaliteli projelere satış yapabiliyorsunuz. Esasında Amerika'da iyi bir isim olmamızın en büyük nedeni de Amerika'da çok iyi hizmet vermemiz. Çok İyi hizmet veriyoruz. Projeleri de daha sonradan takip ediyoruz. 64 yılda firmamız güven noktasında gerçekten kendini belli noktalarda ispat ettiğini düşünüyorum. Bunu hani krizlerde bankamızın verdiği desteklerle de görüyorum. Biz nasıl krizlerde kendimizi değiştiren ve yenileyen bir firmaysak arkamızda hep bankamızın desteğini alıp o güveni, bize duyulan güveni hisseden bir firma olduk. Ve bu sayede de hep krizi fırsata çevirip büyüyen bir firma olduk. Mermer sektörü başta olmak üzere genel olarak bütün maden sektörü kırsalda yapılan bir çalışma. Dolayısıyla biz kırsalı kalkındıran bir yapılanma içerisindeyiz. Buradaki halka iş kaynağı sağlıyoruz. Ayrıca da işimiz noktasında eğitimler aldırtıyoruz. Sertifikalar aldırtıyoruz. Dolayısıyla yörede eğitimin gelişmesinde ve kalifiye insan kaynağının gelişmesinde de katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda var olan bir değeri daha katma değer katarak yurt dışı pazarlarına pazarlayıp ülkemize döviz kaynağı getiriyoruz. Çok büyük bir döviz kaynağı getiriyoruz. Bunun yanında iyi projelere, prestijli projelere taş satarak Türk adını dünyada duyulmasını, sektörümüzün ilerlemesine de katkıda bulunuyoruz. Her noktada hem kesilmiş ebatlı üründe, hem blokta, hem plakada, hem bütün üretim noktalarında var olmaya çalışıyoruz. Toplam 300 kişi civarında çalışanımız var. Şirketimizde birçok kadın çalışanımız var. Çünkü onların nitelikleri, yaptıkları işte daha ön plana çıkıyor. Yani seleksiyonumuzda, belli epoksi noktalarında, yani kadının daha artı sağlayacağı her noktada kadın çalışanımız var.
Biz hatta ve hatta artı sağlamayacağını umduğumuz noktalarda bile çok daha iyi olduklarını görüp bizler de şaşırıp daha fazla kadın çalışan çalıştırmaya başladık. Ben çok mutluyum böyle fabrikada dolaşırken, o göz temaslarında, onların firmamızda bulunmasında. Her geçen gün daha çok kadın çalışanımızda bence daha güzel, daha nezih ve daha yenilenen bir firma olmaya başladık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.